La khaufun aleyhim, onlara korku yok. Ve la hum yahzanun, onlara üzüntü yok. Peki kimdir bunlar? Bak Mevla Teala, ben biraz daha şey yaptım yani, biraz fazlalık koydum sanki. Bak Mevla Teala Allah'ın dostlarını daha böyle ifadeyle söylüyor. Ellezine amenu. Bir. İman edenler. Elhamdülillah, bunda şüphe yok. Bak imanla beraber zaten ne yaptın? Kazandın. Birinci şartı kazandın. İkinci şart ne? Ve kânû yettekûn. Onlar müttaki olanlar. Bunu da kazanmışsınızdır siz. Bak bunu da kazanmışsınızdır. Şimdi ben onu da söyleyeyim ben size. Takva, müttaki olmak 3 basamaktır. Tekrar edeyim, 3 basamak. 3 basamaktan bakalım kaçıncıydı, kaçtayız biz. Bak birinci şartımız tuttu. Elhamdülillah. İkinci şartın 3 basamağı var. Birinci basamağı. Evet, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa Aleyhisselam onun Resulüdür, peygamberidir. Bu imanı kabul edip Allah'ın haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kabul eden kişiler birinci basamağa gelmiştir. Bu zaten iman. Bunu elhamdülillah kazandınız. Kazandık elhamdülillah. İkinci basamak. Evet, Allah'ın emirlerini yerine getirip haramlardan kaçmak. Bak, namazları kılarsınız, şükürler olsun. Orucunuzu tutarsınız, şükürler olsun. Zengin olsanız zekatınızı verirsiniz, şükürler olsun. Haccı seversiniz, şükürler olsun. Evet, kul hakkına dikkat edersiniz, şükürler olsun. Tamam daha bak. Yasaklardan kaçma konusu var. Kesinlikle siz mahrem namahreme dikkat edersiniz. Evet, elhamdülillah faizden kaçarsınız, kumardan kaçarsınız, zinadan kaçarsınız, içkiden kaçarsınız. Bak görüyor musunuz? Her şey mükemmel, kaçarsınız. Tesettürünüze dikkat edersiniz. Oo, mükemmel. Sadece burada bir konu var. Bir tane konu var burada. Dil. O dille dikkat edersen ikinci basamağa da geçmiş oluyorsunuz. Ya. Üçüncü basamak. Zaten bu iki basamağa geçtiğinde sen yine dostluk kazanmış oluyorsun. Üçüncü basamak. O daha mükemmel dostluğu kazanma. O da yaptığını diyor sadece Allah için yapacaksın. Yani dünya menfaati için desinler diye veya cennet için bile yapmayacaksın diyor. Cennet için bile yapmayacaksın. Yani cenneti kazanayım diye bile yapmayacaksın. Ben Rabbim için yaparım. Rabbim ne nasıl isterse, cennetine koyarsa baş tacıdır. Elhamdülillah, çünkü en netice cennette kendisini göreceğim. Cehennemine koymasın inşallah. Bu şekilde Rabbim için yaparım ben ama. Menfaat için yapmam mantığı, şuuru, hassasiyeti, ciddiyeti. Evet, Rabbim inşallah bu konuda da bizlere başarı nasip etsin. Yani siz bütün basamaklara geçmişseniz kabul ediyorum inşallah. O zaman dostluk da garanti elhamdülillah.